Efendim şöyle bir kelime yaygınlaşıyor Türkiye'de. Bu bir şerdir. Bu bir şer. Altını çiziyorum. Hanımefendi kardeşlerimiz için de, beyefendiler için de söylüyorum. Bu çağımızın en büyük mikrop ve bid'atlerinden biridir. Tek bir kutsalımız var, kitap, Kur'an diyorlar. Söz böyle çok cafcaflı bir söz, böyle hoş. Böyle yana böyle ışık saçıyor. Tek bir kutsalımız var, Kur'an. Hayır, evet Kur'an kutsalımızdır. Ama sen bu sözü söylerken bile Kur'an'ı inkar ediyorsun. Çünkü Kur'an ikinci kutsal olarak Hazreti Muhammed'i ilan ediyor bu din için. Aleyhisselatü Vesselam. Senin iki kutsalın olmalıdır. Bir Kur'an, iki Hazreti Peygamber ve Hazreti Peygamber'in söylediği sahih hadisler. Efendim 1 milyon hadis var. Kim diyor sana? Cahilce konuşuyorsun. Nereden biliyorsun 1 milyon hadis var? Hani nerede? Kütüb-ü Sitte'deki mükerrer hadisleri araya koyun, çıkartın yani. 6 hadis kitabında yani defaatle söylenmiş olan sözleri değişik versiyonlarla birinde kısa birinde geniş söylenmiş sözleri bir tarafa bırakınız. Resulullah'ın elimizdeki hadis sayısı 10.000'e bile varmaz. 23 sene boyunca Hazreti Peygamber 10.000 defa konuşmadı mı? Nedir hadis? Yani cehaleti görünce ben hayret ediyorum. Bu kadar cesurca nasıl konuşabiliyorlar bu işi bilmeyen insanlar? Yani ekran başındakilerini tenzih ediyorum. Bana alınmasınlar lütfen. Nedir hadis? Hazreti Peygamber'in yürümesi, konuşması, Hazreti Peygamber'in sözleri, yapın yapmayın demesi, bütün bunların tümünün derlenmesi hadis demektir. Efendim uydurma, uydurmaları belli ortada zaten. Sen hadisleri yok sayarsan, Hazreti Peygamber'i yok sayarsan Kur'an'ı nasıl anlayacaksın? Anlarsın tabii, keyfine göre anlarsın. Kendi nefsi hezeyanlarını Kur'an'a söyletmeye çalışırsın haşa. Bu nedenle çağımızın en büyük fitnesidir bu. Bana Kur'an yeter, başkasına gerek yok. Hayır, bunu söyleyen Hazreti Muhammed'i inkar etmiş oluyor. Peygamberi devreden çıkartıyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَسِرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Bütün bunlar Hazreti Peygamber'in konumunu belir diyor. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz seni onlara indirileni onlara açıklayasın. Bakın beyan diyor. لِتُبَلِّغَ demiyor. لِتُقْرِيَ demiyor. لِتُرَتِّلَ demiyor. Tertil edesin, okuyasın demiyor. Beyan edesin, açıklayasın diye seni gönderdik Muhammed diyor. Nasıl açıklayacak? Cebrail gelecek, inen ayetleri ona tarif edecek. Namazı şöyle kıl, haccı şöyle yap, orucu şöyle yap. Peygamberimiz, ben size soruyorum Kur'an yeter diyenlere, Kur'an'ı tahrip edenlere aslında. Bu Kur'an'ı tahriptir. Kur'an'ın hangi ayetinde rekaatten bahsediliyor? Yani kaç rekat olduğundan, sabah namazının 2 rekat, öğlenin 4 rekat, ikindinin 3 rekat, 4 rekat, akşamın 3 rekat olduğunu hangi ayet söylüyor? Hangi şeylerin efendim haçta yapılması gerektiğini, namazı nasıl kılınacağını Allah aşkına hangi ayet söylüyor? Bütün bunları Yüce Allah Hazreti Muhammed'e bırakıyor. Kur'an bir genel yasadır, genel prensiplerdir. Onları indiriyor, onların açıklanmasını, nasıl uygulanacağı, pratik hayata yansımasını Hazreti Peygamber yaşıyor. İşte bu hamle oryantalistlerin başlatmış olduğu Kur'ancılık hareketinin temelinde, ki ilk zamanlar bunu Avrupa ülkeleri başlatmıştır, İslam ülkelerinde, İnsanları Hazreti Muhammed'den ve sünnetten koparma faaliyetidir. Lütfen bu tezgaha ve bu oyuna gelmeyin. Kur'an başımızın tacı, her şeyin temeli. Hazreti Muhammed de Kur'an'ın aleyhissalatü vesselam açıklayıcısı. Sünnette, sahih olan sünnette apaçık ortadadır. İbn-i Mace diyelim ki şu kadar 1000 hadis var. Tenkit edilen hadis sayısı 20'yi geçmiyor. Buhari için aynı şey geçerli, Müslim için aynı şey geçerlidir. Bunlar da insan hadisleri alırken yanlış yapmış olabilirler. Ama aradan şu kadar asır geçiyor, şu kadar el yazması kitaplar elimizde, bunların tenkit edecek malzeme yok elimizde. Bu kadar hassas, yani bir doktor hassasiyetiyle, bir cerrah hassasiyetiyle müdahale etmiş ve hadisleri almışlardır. Böyle hadis sahih değildir, aslı yoktur, herkesin konuşacağı sözler değildir. Bu iş böyle ayağa düşürülmemelidir. Hadisin bir ağırlığı vardır, bir
değeri vardır, onu bilmek lazım. Bunun kriterlerini hadisçiler belirler. Sokaktaki dedikoducular değil.